Arkadaşlar merhaba, sizlerle bu kanala hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte GSM sulama sistemini hem de kanalın yıllar sonraki ilk projesini çekmiş olacağız. Şu an oldukça heyecanlıyım. Yıllar sonra video çekiyoruz, Sezer Dünya geri döndü. Aynı zamanda sulama sistemini sizlerle lansmanı yapacağım. Aşağı yorumlar kısmına sizde gerekli istediğiniz özellikler varsa onları da yazmanızı rica edeceğim. Dilerseniz vakit kaybetmeden projenin detaylarına geçelim. Şimdiden iyi seyirler. Panomuzu şimdi sizlere tanıtacağım. Gördüğünüz gibi panomuz halihazırda direkt kurulumuna hazır bir şekilde. Prototip hazırlamıştık. Prototip hazırladığımız için şu an tabii devreyi kuramıyorum. İnşallah ilerleyen zamanlar sizlerle birlikte o projenin de detaylarını yapacağız. Evet, mesajımız geldi. Şimdi dilerseniz mesajımızı bir bakalım. Şimdi sizlere ekran videosu da göstermiş olacağım. Sistem aktif mesajımız geldi. Sistem aktif mesajımız geldikten sonra kısımlarda artık cihazımızı kontrol edebiliyoruz. Gördüğünüz gibi kablolarımız da var şurada. Şöyle start stop uçlarına bağlanacak. O yüzden şu an kablolarımız dışarıda bekliyor. Şimdi aç komutu gönderiyorum. Evet, aynı zamanda birazcık da sizlere çalışma mantığından bahsedeyim. Aç komutu gönderdiğimizde rölemiz çekecek, motorumuz çalışacak. Kapat komutu gönder. Bu arada kontaktörler var içerisinde. Röleleri tetikledikten sonra kontaktörler tetikleniyor. Aynı zamanda sizlere resmini atarım. Biraz sonra şuradan resimleri görebilirsiniz. Prototipin. Aynı zamanda kapat komutu gönderdiğimizde kapat butonu çalışacak. Ve en güzel özelliklerinden bir tanesi süreli olarak kontrol edebiliyoruz. İstediğimiz dakikayı verdiğimizde motorumuz o dakika boyunca çalışıp bize geri bildirim atacak. Sonrasında yine kapatacak. İptal edebiliyoruz süremizi. Yani verdik mesela 60 dakika süre verdik. Süremizi istediğimiz zaman iptal edebiliyoruz. Aynı zamanda motorun en önemli kısımlarından bir tanesi bunu da kontrol etmek için süre mesela 40 diyorum. Süre 40 dediğimde 40 dakika boyunca çalışacaktır. Bu arada birlikte hem sohbet etmiş oluruz. Aynı zamanda motor arıza kontak uçları da var. Motor arıza konumu düştüğünde yani termik attığında ya da herhangi bir problem yaşadığımızda bize geri bildirim atacaktır. Bu sayede motorumuz korumaya girecektir. Bu sayede sistemimiz çalışmayacaktır ve motorumuzda daha fazla sıkıntı yaşamasına engel olacaktır. Gördüğünüz gibi 40 dakikalık bir sürecimiz başladı. Şimdi 40 dakika tabii beklemeyeceğiz. Bu kısmı şimdi iptal etmesini göstereceğim. İptal yazıyorum. Şekilde mesajını gönderdim. Evet, kontağımız attı. İptal mesajımızın şimdi geri bildirimini bekliyorum. Evet, motor çalışma süresi iptal edildi şeklinde bize geri bildirim attı. Şimdi dilerseniz süre yazıyorum. 4 dakika boyunca çalıştıralım ve aynı zamanda da kalan süreleri de kontrol ettirelim. Evet, motor süreli şekilde açıldı dedi. Tekrardan 4 yazdı. O da 4 dakika boyunca olduğunu söyledi. Şimdi dilerseniz bir kalan yazalım. Gönderdim. Kalan süremizi göreceğiz. Zaten 1 dakika geriden geliyordu. O yüzden 3 dakika şeklinde göstermesini bekliyorum. Evet, kalan süre 3 dakika şeklinde mesajımızı döndürdü. Şimdi dilerseniz süremizin bitmesini bekleyelim. Evet, gördüğünüz gibi motor kontağımızın rölesi attı. Şimdi geri bildirim mesajını bekliyorum. Evet, motor çalışma süresi bitti ve kapanış şeklinde mesajımız döndürdü. Termik olayı da dediğim gibi kısa devre düştüğünde yani termiğimizi attığında motorumuzun arıza konumu olduğunu bize bildirim atacak. Ve bu sayede motorumuzu çalıştırmaya çalışsak bile çalışmayacaktır. Bunu da önüne geçmiş olacaktır. Sistemimiz bu şekilde aktif olarak çalışıyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bir projenin sonuna geldik. Bu projenin kaynak kodları yine herhangi bir sorunuz olursa aşağıdaki sezercion.com adresinden bize ulaşabilir. Aynı zamanda yorumlar kısmına yorum yapabilirsiniz. Dediğim gibi yıllar sonra YouTube'a geri döndük. O yüzden birazcık heyecanımızı azıyorum. Evet arkadaşlar, başka videolarda projeler görüşmek üzere. Lütfen videoyu beğenseniz beğenmeyi, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.